Attığın trip ya ameliyatlı yerime gelseydi demişiz. İlk harfimiz E. Endişelenmek. Endişelenmek. Neden olmasın? Ettim acaba. Biraz böyle arada muzip ipucu cümleler sormayı seviyor efendim editörlerimiz. Tam da öyle bir ipucu cümle geldi ama bu 1.000 lira bize yetmedi. 7.640'ta kaldık. Nasıl ya? 8.020 lirayla Şengül ve Zeynep finalde bizlerle beraber olacak. Şöyle masaları sizleri de tekrar alalım efendim. Finalde beraberiz. Geleceğim. Eylem ve Çiğdem. Bence çok güzel geldik. Yani böyle 400 liradan az bir farkla, 380 lira gibi bir farkla olsun. Buraya kadarmış. Evet. Neler söyleyeceğiz efendim? Çok eğlendik. Biz çok güldük. Öncesinde de burada da. Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi gerçekten. Çok eğlendik. Hani ilk başta gelmek istememiştim. Eylem çok ısrar etmişti ama geldiğimize değdi. Çok sağ olun. Ne güzel bunu duyduğumuz için. Ben de çok mutlu oldum. Güzel oluyor işte. Güzel zaman geçiriyoruz. O yüzden seyircilerimize söylüyorum bazen. Lütfen sizler de gelin diye. Eylem, sıkı takip ettiğin için bir sormak istiyorum. Evdeki ile buradaki arasındaki fark? Yani evde bir tık daha iyi oluyorsun, rahat oluyorsun çünkü. Biraz daha rahat olunuyor ama burada da daha çok eğleniyoruz bence. Kesinlikle. O yüzden lütfen sizler de başvurun gelin. Sizin bir kere daha Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Sağ olun. Bizler Zeynep ve Şengül ile birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de final etabındayız. Zeynep ve Şengül'e çok ihtişam bir final etabındayız. Çünkü efendim bildiğiniz gibi Ramazan boyunca sizlerle birlikte olmayacağız ama bayram haftasında tekrar Lingo Türkiye ekranlara geri dönecek. O yüzden Zeynep ve Şengül buradan harika bir tutarla ayrılmanız lazım. Çünkü orada seyircilerimiz bizi özleyecek. Harika bir yerde efendim bugün inşallah sonlanmasını diliyorum. 8.020 lirayla finale geldik. Hiç fena bir rakam değil. Ama böyle biraz heyecan görüyorum Şengül inşallah. Mutlaka yani heyecansız olmuyor. Ne kadar bastırmaya çalışsak da yok, heyecan yok. Var ama tatlı bir heyecan. Tatlı bir heyecan çünkü neden? Şunu unutmayalım. Bir kere günün galibi sizsiniz. Buraya kadar geldiniz. Bugünü siz kazandınız. Şimdi biz sadece kelimeleri bulmaya takılalım aslında. Çok öyle tutarlara takılmayalım ama biliyorsunuz sizlere 120 saniye vereceğiz. Ve eğer bu 120 saniyede 4 harfli lingo kelimeyi yakalarlarsa kasalarının yarısı olan 4.010 lira onların olacak. Akabinde 5 harfli lingo kelimeyi soracağız. Onu da yakalarsak yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 8.020 lira sizlerin olacak. Bence devam edeceğiz. Çünkü çok güzel yarıştılar. Ardından 6 harfli lingo kelime gelecek. O kelimeyi de yakalarsak kasamızın 2 katı olan 16.040 liraya ulaşacağız. Açıkçası ben buraya ulaşacağımızdan eminim. Ama orada şöyle bir süremize bakacağız. Bu kadar da güzel bir günde. 8 Mart'ta Ramazan'dan hemen önceki son bölümümüzde süremiz bizim için makul bir seviyede olursa ve Zeynep ve Şengül devam etmeyi kabul ederlerse 7 harfli süper lingo kelime gelecek ki onun tek başına değeri 100.000 liradır. Bir de yakalarsak bugün buradan toplamda 116.040 lirayla ayrılabiliriz. Bence güzel olur. Zeynep? Yani tabii ki isteğimiz o yönde ama dediğiniz gibi süreyi de göz önünde bulunduracağız. Yani şu ana kadar iyiydi tabii, bazı aksaklıklar yaşadık. Ufak tefek aksaklıklar oldu. Ama olacak diye ümit ediyorum ya. Yani öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Biz elimizden geleni yapalım. Evet. Ve her zaman söylediğim gibi ilk önce şu 4-5-6'yı bir halledelim. Orada hep beraber istişare edeceğiz. Size şimdiden bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. O halde efendim Zeynep ve Şengül için final etabının 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Eğer takıldığımız bir yer olursa pas demeyi unutmayalım. Tamam. Hadi buyursunlar bakalım. İlk harfimiz neymiş? Kelimemizin ilk harfi P. Pire, P-I-R-E. Hemen deniyoruz. Pile, P-I-L-E. Pile gelsin bakalım, bize yardım edecek mi? Pike, P-I-K-E. Pike'yi deneyelim. Pas. Pas dedik.
Bir şeymiş oysa. Hemen devam ediyoruz. O ile başlıyor. Oluk, O-L-U-K. Oluk. Deneyelim bakalım. Çok güzel. Ne olabilir? Oruk, O-R-U-K. Oruk, O-R-U-K. Olabilir mi oruk? Maalesef değildi. Oyuk da oysa. Hadi devam ediyoruz. Sorun yok. D ile başladık. Deri, D-E-R-I. Deri. Gelsin bakalım. İyi var orada dişi. Değil. Dişi, D-I-Ş-I. Dişi, deneyelim. Diva, D-I-V-A. D-I-V-A, diva. Neden olmasın? Pişi önemli değil de oyuk, oyuk artık ben buradayım diyordu. Kelime olarak. Birazcık süre kaybettik. Efendim, tahminimizden bence bir 10-15 saniye fazla kaybettik ama yine de Zeynep ve Şengül 4 harfli lingo kelimeyi yakalayarak kasalarının yarısı olan 4.010 liraya ulaştılar. Hiç sakın süreyle falan panik yapmayalım. Devam edelim. Daha süremiz uzun. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi hazırız. Halledeceğiz. Zeynep ve Şengül için final etabının 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi F. Fasıl. F-A-S-I-L. Hemen deneyelim. Fasıl. Çok güzel. Fıkra. F-I-K-R-A. Fıkra olabilir mi? F-I-K-R-A. Oraya nerede? Fırça. F-I-R-C-A. Fırça olabilir mi efendim? Evet. Neden olmasın? İşte tam da bundan bahsediyordum. Harika bir şekilde orayı toparlamış olduk. Fırça cevabıyla birlikte. Zeynep ve Şengül yarışma boyunca kasalarında biriktirdikleri 8.020 liraya ulaştılar. Yüzlerimiz de güldü. Evet. Evet. Hadi aynı şekilde bir 6'yı da yakalayalım. Hiç hızlarını kesmiyorum. Zeynep ve Şengül için final etabının 6 harfli lingo kelimesi şimdi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M. Mesafe, M-S-A-F-E. Mesafe. Meydan, M-E-Y-D-A-N. Hemen gelsin meydan. A'nın yerini bulduk. Masraf, M-A-S-R-A-F. M-A-S-R-A-F, masraf olabilir mi? Hay Allah. O F nerede olabilir? Ne far? Pas diyelim mi? Pas, pas. Pas diyelim. Bence de zaman kaybetmeyelim daha fazla. Var süremiz, hiç merak etmeyin. Aman hemen aman. Devam ediyoruz, olsun. E ile başlıyor. Enişte. E-N-İ-Ş-T-E. Enişte. Emekli. Bir daha. Emekli. E-M-E-K-L-İ. Çok güzel oldu. Sonu E ile bitiyor. Ele. Mutfak. Elik. Elektrik. Aa. Üzüldüğüm nokta şu. Giden kelimelere baktığımızda elbise, evet. Pişi ve hep de gelmeden önce düşündüğümüz şeylerdi. Kelimelerdi. Neyse, sağlık olsun. Yani muhakkak. Biz çok keyif aldık. Dolayısıyla da hani yani son soruyu görmek isterdik, evet. Ama şey, ödülünden ziyade hani o biliyorum. Hissiyatı yaşamak için de. Biliyorum, çünkü gerçekten de yarışma boyuncaki performans, şurada türetilen kelimeler 7 harfliyi görmemizi bizi... Hı-hı. Yani benim de aklımda o vardı, biz bugün bunu yakalarız diye, ama şöyle düşünelim. Eğlendik, güzel zaman geçirdik. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne güzel. Efendim, sonra finale geldik, günü kazandık. Evet. Bir de böylece bizlerden size, tabii ki sizin başarınızla beraber 5 harfli lingo kelimenin karşılığında 8.020 lira hediyemizdir. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Ama dediğim gibi biraz daha güzel bir yere gelebilirdik aslında. Evet. Yani sağlık olsun. Biz başta da bahsettiğimiz gibi 30 yıllık arkadaşız. Yeni bir anı eklemiş olduk hayatımıza. Yani anlatabileceğimiz bir şeyimiz daha olmuş oldu. Dolayısıyla çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Bu arada müsaadenizle şeyi de teşekkür etmek isterim. Ekran arkasındaki arkadaşlara ilk günden itibaren heyecanımızı yatıştırmak için bizimle çok uğraştılar. Burada çok ilgilendiler. O yüzden burada çalışan, tabii ki hepinizin emeğine sağlık ama günün öneminden dolayı da emekçi kadınlarımızın ben de dünya... Gününü kutluyoruz. Evet, dünya kadınlarını kutluyorum. Teşekkür ederiz. Bizim için gerçekten büyük mutluluk sizleri de burada ağırlamak.
Çok da teşekkür ederiz güzel cümleleriniz için. Rica ederiz. Şengül. Ben de çok mutluyum aynı şekilde. Buraya gelip bu heyecanı yaşamak, sizinle tanışmak çok çok keyifliydi ve güzeldi. Çok sağ olun. Evet, sonuç daha güzel olabilirdi ama bunu da hep konuşuyorduk. Önemli olan finale evet. kalabilmek ve onu başardık. O yüzden gayet çok güzel. Mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Biz teşekkür ederiz efendim. Enerjinize de programa şahane bir renk kattınız. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Bu güzel günde bizimle beraber oldunuz. Efendim sizlere de tabii ki bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Az önce de belirttiğim gibi Ramazan ayı boyunca ekranlarınızda olmayacak. Ama bayram haftası tekrar sizinle beraber olacağız. Bayram günlerinin coşkusunu inşallah beraber yaşayacağız. Şimdiden hepinizin ibadetlerini Allah kabul etsin. Güzel bir Ramazan ayı ülkemiz ve Müslüman alemi için olsun diliyorum. Ve bizlerden sonra da TRT1 ekranlarında ana haberle yayınlarımız devam edecek. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Öyle bir Ramazan olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.